Hadiseden gelen yeni köpekli paylaşım. Sonra bir de bir Paris fotoğrafı ortaya çıktı. Bakalım. Güzel popçu Hadise ve yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım. Ünlü çiftin aşk bombası fena patladı. Ancak ortaya çıkan detaylar herkesin ağzını açık bırakıyor. Kaan Yıldırım ve Hadise'nin son paylaşımlarında neler var? Kaan Yıldırım'ın eski eşiyle Hadise arasında neler yaşandı? Hadise aşk hayatı hakkında sürekli ipuçları veriyordu aslında. Üstelik yıllar önce söylediği sözler de hatırlandığında güzel popçu hiç de yalnız değildi. Yani Hadise ilişkilerini gizlemek için kendine özgü yöntemler geliştirmişti. Ancak geçtiğimiz hafta Hadise'nin yaptığı paylaşımlardaki benekli köpeğin ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın köpeği olduğu anlaşılınca güzel popçunun maskesi düştü. Fotoğraflardaki köpeğin aynı köpek olduğu net gözüküyordu. Köpeği seven elin de Hadise'ye ait olduğunu söylemeye gerek bile kalmamıştı. Üstelik Kaan Yıldırım köpeği seven kişiye hayran hayran baktığı bu fotoğrafı 3 Ağustos 2019 tarihinde paylaşmıştı. Şimdi gelelim başka bir detaya. Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüpoğlu'nun dizi setinde başlayan aşkları nikah masasına taşınmıştı. Ancak ünlü çiftin boşandığı tarihi duyunca çok şaşıracaksınız. 28 Haziran 2019. Yani Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye hayran hayran baktığı iddia edilen bu paylaşımdan sadece bir ay kadar önce. Tarihlerin bu kadar yakın olması akıllara bir başka detayı daha getirdi. 2019 O Ses Türkiye özel çekimlerinde Ezgi Eyüpoğlu Masum Değiliz şarkısını seslendirirken Hadise de onu hayran hayran izlemişti ve Ezgi Eyüpoğlu da Hadise'yi seçmişti. Şimdi Hadise ve Kaan Yıldırım arasındaki aşk iddiaları ortaya çıkınca acaba o zaman Hadise ve Ezgi Eyüpoğlu arasında neler yaşandı sorusunu akıllara getirdi. Hatta magazin kulislerinde Kaan Yıldırım Ezgi Eyüpoğlu evliliğini yıkan Hadise mi sorusu dolaşmaya başladı. Dün Hadise'den gelen bu yeni köpekli paylaşımda her şeyin üstüne tuz biber ekti. Anlaşılan Hadise artık Kaan Yıldırım aşkını herkesin gözü önünde doyasıya yaşamaya kararlı. Bu fotoğraf da aşkın kanıtı. Kanıtı mı acaba? Burada bir soru işareti bırakıyoruz. Ama yani bir yandan da diyorsun ki O Ses Türkiye'de diyor ki Ezgi kendime yakın hissettiğim için diyor. Ben Hadise'yi seçiyorum diyor. Hadise de kendine yakın hissediyor. Ortak zevkler olabilir. Tabii. Tabii şimdi yani sonuçta şimdi Ezgi Hanım da değil mi? Ezgi Hanım'ın da Oğulcan'la adı anılıyor. Ve hiçbir tarzı açıklama pazar çok karışmış. Hiçbir açıklama gelmedi. Ne Oğulcan'dan, Oğulcan Engin'den ne de Ezgi Hanım'dan bir açıklama gelmedi. Ama bir de yeni bir paylaşım yaptı. Var. Oğulcan'ın bir ilişkisi olduğu kesin. Evet. Ama kim olduğu? Muamma. Muamma mı acaba, beraberler mi? Şimdi Ezgi ve Hadise'nin bu durumu biraz enteresan bir enstantane olmuş. Hiç ama başlarına gelebileceklerini düşünmüşler. Düşünemiyorsun tabii. Bir gün sonrasını bile bilemiyorsun. Çok da büyük konuşmamak lazım. Evet. Yakın hissediyorum dediğin kişi birden çok yakınınla yakın olabiliyor. Evet. O yüzden her şey olabilir. Şimdi yine köpek. Köpek meşhur oldu. Demin de dedim sana. Yani gerçekten köpek meşhur oldu. Yani orada artık herkes Hadise'nin fotoğrafında bu eskiden işte kıyafete bakardın. İşte bir yer görünüyor mu? Böyle sapkın karakterler de var ya, onlara bakarsın. Bir sivilcesi çıkmış mı? Şimdi köpek var mı? Bir yerde köpek, bir yerde köpek var mı? Hadise'nin paylaşımında köpek önemli. Evet. Şimdi şu paylaşım Temmuz ayında çekiliyor. Biraz önceki. Bu değil. Çok da güzel fotoğraf. Bu güzel. Bu paylaşım Temmuz ayında çekiliyor. 2019 Temmuz. Kaan 2019'un Haziran'ında boşanıyor. Yani boşandıktan bir ay sonra bu bakış varsa soru işareti mecbur olacak. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Çok da çabuk insanlar bir şey yaşayabiliyor. Olur. Işın Karaca olur ki. Boşandı, bir ay sonra aşık oldu. Olur, olur. Zaten bence kötü ya da yanlış demiyorum. Evet. O hız bence hatta o rüzgarla daha hızlı olur. Evet. Yeni birisini bulmak, yeni birisini sevme isteği daha hızlı ama olur. Ama evlilik de çok zor bir erkek için. Yani uzun süre bir evlilik, uzun süre değil demek ki. Yaşadıktan sonra yeni bir ilişki adapte çok zorlanırsın ya. Bir ay içinde de aşık olabiliyorsan demek ki eski aşkını mı hiç sevmedin? Hiç sevmedin ya da. Şimdi Ece, bir fotoğraf daha çıktı piyasaya. Evet. Arka fonda Eyfel Kulesi'nin olduğu Kaan'la Hadise'nin görüntüsü. O fotoğrafı verelim bir. Biz bunu kime sorduk? Yok öyle bir şey. Haluk'a sorduk. Evet. Ne dedi? Dedi ki yok öyle bir şey. Bu dedi. Photoshop. Photoshop. Şaka değil, bakın bu adam sadece yok öyle bir şey diyor.
Başka da hiçbir şey demiyor. Sevgili Haluk. Bence Haluk'un haberi yok ve bir aşk var ortada. Bence Haluk'un sana attığı ve Photoshop dediği fotoğrafla yan yana getirdiğimizde evet. Hadiseyle hiç alakası olmayan o görüntüsü. Bak şimdi Hadise'nin bu görüntüsünü Haluk attı ve dedi ki bakın bu Photoshop dedi. Evet. Bir kere arka fona bakıyorum. Asla değil. Aynı değil. Değil. Tek aynı olan şey Hadise'nin başlığı. Bir yan yana koysak ya da git gel yapsak aralarındaki farkı söyleyebiliriz. Evet. Bir kere Kaan'ın yanındaki bakışına Hadise'nin farklı. Bir kere Kaan'ın yanındaki Hadise'nin burasında bir kaşkol var. Bakın ben onu görüyorum. Evet. O kaşkol Derya'nın yanındaki Hadise'de yok. O aynı Hadise. Bak nerede kaşkol? Evet. Yok. Bir bombe. Saç var ama saç kaşkol gibi mi algılanmış? Yok bayağı kaşkol kareli. Yani hiç alakası evet. Yok. Bir daha dönelim ondan sonra. Bir kere bu bakışla o bakış bambaşka bir bakış. Hiç ilgisi yok. Bir de bereler farklı gibi. Biri daha tüylü, biri daha yumu 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 gibi yani. Haluk bu duruma ne diyor? Haluk'a gol atayım mı? Haluk bana bunu yolladı. Anında sildi. Yarın dedi yayında dinletirsin sen. Hiç dedi uğraşamam. Ama ben grup atmıştım. Şeyik hayatım bu. Yanında onun normal orijinalinde kız kardeşi Derya var. Yapmışlar kim yaptıysa fake. Alakası yok. Reklamlar sonra buradayız. Yok öyle bir şey. Alakası yok. Alakası yok. Ne alakası var? Aa döndüğümüzde ne var? Diğer haberimiz varmış. Bakalım ne haber? Evet, evet. 6 numaraya gideceğiz ama gitmeden evvel bir şey söylemek istiyor değerli yapımcımız. Buyurun dinliyoruz. Yapımcımız bir şeyler konuşmak istiyor. Haluk direkt Bilal'i aramış. Bilal Özbilgi. Direkt şimdi öyle bir şey yok konuşacağım. Demiş. Daha alo dememiş. Öyle bir şey yok. O köpek bize ait değil. Biz bekliyorduk bu açıklamayı. Evet. Peki menajerimiz Haluk diyor ki yok öyle bir şey. Bakın bakalım haberde var mı öyle bir şey? Hadise'nin yıldırım aşkı ortalığı karıştırdı. Ünlü popçunun sevgilisi oyuncu Kaan Yıldırım mı söylemezsem olmaz gündem belirliyor. Hiçbir yerde olmayan sürpriz detaylar ne? Ben dün gece bir dedikodu duydum ve bu işin de peşindeyim. Hadise aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi. Yalnızlıktan sıkıldım. Kim diyor yalnız olduğumu? Kim diyor yalnız olduğumu? Benimle aynı iş yapan birini hayatımda asla istemem. Başka dalda tanınmış biri ise sıcak bakabilirim. Böyle konuşurken hatırladım. Asla asla deme diye de bir cümle var. Ama yine de kararlıyım diyen Hadise kafaları çok karıştırmıştı. Sevgilisi olup olmadığı bilinmeyen şarkıcı dedikodu kazanını da öyle bir kaynatmıştı ki yer yerinden oynamıştı. Ben dün gece bir dedikodu duydum ve bu işin de peşindeyim. Duyduğum dedikoduya göre Hadise'nin çok yakını evet. D ile başlayan biri dedi ki evet. Hadise bir aya kalmaz evlenir. Hadise bir aya kalmaz evlenir. Zaten Hadise demiyor muydu kim diyor yalnız olduğumu diye. İşte bu sırada Hadise'nin yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleri söylemezsem olmaz canlı yayınında masaya yatırıldı. Hadise, oy ben başka bir şey sormuşum bunu söyleyeceğim. Hadise bir şey diyorlar dedim yakında. Öyle bir şey yok. Tabii. Bir dakika. Beklemediğimiz bir yanıt olmuş. Öyle bir şey yok dedi. Gülücük attı. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk aşk iddialarını yalanlamıştı. Ancak detaylar Hadise ve Kaan Yıldırım aşkını gitgide alevlendiriyordu. Ben ve tasması aynı. Ay hiç öyle saçma bir şey duymadım. Bunu Haluk o sayfaya yazıyor. O sayfada paylaşıyor. Şimdi sayfada bana dedi ki ben dedim ki Hadise ile ilgili neler biliyorsun bir söylesene dedim. Hadise haberi kesin doğru dedi. Menajere bakma o köpekten çok var ama beni orada olan bir tane daha yok. Gözüne bak aynı yerde ben var diyor. Yerde tasması var. Beni gösteriyor evet tasma ve beni göstermiş. Dedikodu kazanı fokur fokur. Bu iş evliliğe gider mi bilmiyorum ama yakın çevresi evlenecek diye bir şey dedikodular söylüyor. Evlenecek. Zaten evet. Ben Hadise'den böyle bir bomba bekliyorum. Yani neden? Böyle sürekli adı çıktı 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 çıktı. Pat diye evlenecek ya. En güzeli o değil mi zaten? Hadise'den yıldırım aşkı dedikodularına jet hızında manidar paylaşım geldi.
Daha önce Rain Man şarkısında iddialı dansıyla tepki çeken Hadise, bu kez Leyla şarkısını eşlik ederken Instagram sayfasında paylaştı. Ancak takipçileri bu kez Hadise'ye değil, şarkının nakarat kısmındaki o sözlere takıldı. Dünya bir yana, sen bir yana. Ya bir yana sen bir yana diyor. Kime diyor? E Kaan için dediler, o fotoğrafı sildi dediler. Baksana bir. Kaan da ben çok düşerdi bakma. Kaan da ben o fotoğrafı zaten dün de göremedim Ece. Siliyor yani. Yani bilemiyorum siliyor mu ama ben Hadise'nin de o fotoğrafı nereden çektirdiğini anlayamadım açıkçası. Yani bir dakika, mutlu değil mi Kaan Hadise'li adın anılmasından diyorsun? Bence sen. Hadise, bak bazı ilişkiler uzaktan bakıldığında kimin komuta edildiği belli olan ilişkilerdir. Hmm. Mutlu Hadise mi sildirdi acaba? Fitneliyim mi? Dur. Fitneliyim mi kız? Yap bakayım. Kaan'ın öyle bir şansı mı var? Hadise ne derse o olur. Bana da öyle gibi geldi. Büyük fitneledim ha. Çocuk inşallah gaza gelip Hadise'nin... Hadise sonradan şey paylaştı. Bir tane video paylaştı ve şarkı söylüyor. İşte evet, diyor ki dünya bir yana sen tamam, bir yana. Tamam işte orada gördün mü sen, her yeri kapalı. Bir dekolte. Bir de makyajsız. Acaba Kaan kızdı mı? Kaan artık dekolte giymek yok. Nasıl geçen hafta kızsaydı o zaman, bir popoya açtı. Belki bir hafta da başladı. Duruyor fotoğraf. Hala duruyor o köpekli fotoğraf. Duruyor. Gözlesi... Ana sayfasında mı? Sen Hadise'ninkini bul. Hadise'ninkini biz bulamıyoruz. Yalnız köpeğin... Hayır, story attı o. Hikaye attığı için 24 saat geçti. Gitmiş olabilir. Yalnız köpeğin güzelliği. Ben de fotoğrafta ona takıldım. Çok güzel bir köpek. Tabii detaylar var. Senin detaylardan, Kaan'ın bakışından kastettiğini de farkındayız. Gözdeki ben, boyundaki şey, tasma ve Kaan'daki bakış, evet. Diyor ki aha da Hadise. Ve bak öyle bir şey yapmışlar ki bizimkiler de çok fenasınız. Kaan Hadise'ye bakıyor. Tamam mı bu fotoğrafta? Ay şey gibi aklıma geldi. Dejavu oldu bak. Beyazla Hadise'ye de böyle yükselmiştik. Ay falan olmadı. Şimdi ama Haluk Hadise diyor ki, hemen açıklama yapmıştı Beyaz'la ilgili. Net hatırlıyorum. Ne demişti? Çok iyi şeyler söylememişti. Yani Beyaz benim hayatım boyunca böyle bir şey düşünmeyeceğim. Neyi? Canım bir arkadaşım demişti. Kaan'la ilgili bir açıklama yapmadı. Açıklamayı yapan Haluk. Haluk, sana bir şey diyeceğim. Fitneliyim mi Ece? Yok. Söyle bakayım. Fitneliyorum. Haluk, yok. Bence Hadise senden de gizli bir şeyler yaşıyor olabilir. Belki hadi, de saklıyor. Hadi buyur. Aslında fitne. Gidin şimdi hepiniz Hadise'nin başına çökün. Sende gazete haberi var mı? Bende yok. Posta gazetesinde yine Hadise'nin bu aşkıyla ilgili detaylar varmış. Bilgilendirme varmış. Öyle mi? Ben pek bilemedim bunu. Bu kadar burası haber kaynıyor ama o haberler yok. Evet, onu bilemedim ama. Evet. Ama Ece, bu köpek işleri son günlerde biraz şey olmaya başladı. Ne herkes oldu? Köpeği bahane ediyor. Evet, Hadise'nin sürpriz aşkı. Evet, çıkan haberler bunlar. Kaan Yıldırım'la yeni bir maceraya yelken açtı. Bak şimdi bu iddiadan öte açtı diyor. Eminler. Maceraya. Evet. Ama yakışıyorlar ya. Şimdi vallahi bir de Hadise'nin ben hiçbir samimiyetim yok. Hiç tanımam. Hani birçok kişiyle ilgili yorum yaparken arkadaşım diyebiliyorum. Tanıyorum da ama Hadise'yle hiçbir yakınımız olmadı. Tanımadan seviyoruz değil mi? Evet, ben Hadise'yi gerçekten seviyorum. Evet evet, valla ben de seviyorum. Ve çok mutlu olmasını istiyorum. Hadise'nin evinde mi kalıyor? Detaya bak. Çünkü o köpek yine Hadise'nin evinde çekilmiş gibi gösteriyor. Anladın mı hani şeyi, mevzuyu? Hadise'nin evinde kalıyor. İkisinin, bak. O köpek fotoğrafları var ya. O ikisinde de Hadise'nin evinde çekilmiş. İlişkinin? Diyor. Haluk, dinliyorsan bizi. Yok öyle bir şey Haluk. Diyor ki gazeteciler, ilişkinin bir an önce başladığı ve Kaan Yıldırım'ın Hadise'nin İstinye'deki evinde kaldığı öğrenildi. Öğrenildi. Yıldırım 2016'da evlendiği Ezgi Eyüpoğlu'ndan geçen yıl boşanmış. Daha sonra da adı Demet Özdemir'le anılmıştı. Söyledik. Diyor. Evet, başka detay ver bakalım. Diyor ki 2000, evet ne diyor sonrasında? Ve diyor 2 yıl önce de Hadise ise 2 yıl önce klibinde oynayan Fransız bir mankenle anılmıştı biliyorsunuz diyor geçtiğimiz günlerde. Yalnızlıktan sıkılmadığınız sorusuna da kim söylüyor benim yalnız olduğumu? Biri varsa da söylemem diye cevap vermiş. Daha fena bir detay veriyorum. Bir AVM var ya o İstinye'deki. Orada bir restoranda kalabalık arkadaş yemeğinde tanışıyorlar. Bu beraberliği ise Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ele veriyor. Hadise'nin Benek'le çektirdiği bir fotoğrafı Instagram'da paylaşması takipçilerin gözünden kaçmıyor. Yani detay var. Bir kalabalık arkadaş grubunda İstinye'de bir yemek yiyorlar. Orada tanışıyorlar. Diğer detay, bir aydır beraberler. Diğer fazlasıyla büyük bir detay, Hadise'nin evinde kaldığı Kaan'ın. Bir dakika, bir detay daha yakaladım. Söyle. Bu ilişki üçüncü bir kişi daha biliyor. Kim? Onu kim olduğunu bilemem ama
Kaan burada hadiseye bakarken diyorsun. biri çekti. Bence hadise de burada Kaan'a bakıyor. Ya üçüncü kişi bilmemesine imkan yok ki. Kalabalık arkadaş grubunda O tanışıyorlar üçüncü zaten. kişi bence Arkadaşı Haluk. vardır. Haluk mu diyorsun? Bence Haluk. Haluk bu kadar. Haluk bunu göze alamaz. Ya düşünsene Haluk neye var dedi ki bu zamana bize kadar? nasıl rezil olur şu an? Ay yok be. Ay Hani tabii canım yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok yok öyle bir böyleydi. şey be. Ha. Yani artık yok öyle bir şey de öyle bir tiye alacağız ki yok öyle bir şey. Ha. Evet yok öyle bir şey. Evdeki yardımcılar da çekmiş olabilir ama bence şu fotoğraflarda birbirlerine bakıyorlar ya. Ya Sence? herhalde bir arkadaşları vardır canım sende. Tabii ki bilecek. Üçüncü değil belki dördüncü şahıs biliyor, beşinci şahıs biliyor. Belki Hadise'nin kardeşi çekti, belki Hadise'nin annesi çekti. Her şey olabilir. Hadise'nin bir arkadaşı yakında evlenecek dedi. Benim bir arkadaşım. Hadise'nin arkadaşı var mı? Varmış. Kardeş dışına gezmiyor ki kimseyle. Yakın bir arkadaşı bir aya kadar kalmaz evlenecek dedi. Birazdan mesaj gelir. Yok öyle bir şey. O da öyle bir şey yok. Öyle de bir şey yok. Bir de yeni şey çıktı. Öyle de bir şey yok. Eyvah. Şimdi alt yazıyı veriyoruz ya. O habere geçince çok konuşacağımız şey var. İnanın öyle bir üçgen ki enteresan bir üçgen bu da. Karolin'i biliyorsunuz yayına aldık. Şimdi Serdar Ortaç'ın açıklaması var. Serdar Ortaç'ın Karolin'e yaptığı açıklama var. Allah'ım çok kafam karıştı.